Alemlere Rabbi Allah'a övgüler olsun. Her şeyi bilen, her şeyi işten, her şeyi kuşatandır. Allah için iyi olun, Allah için iyi olun. Allah da sizi, sizin iyiliğinizi, değerinizi arttırsın. Kendinize kıyanlardan olmayın. Gerçekten Allah'a kulluk eden iyilerle beraber olmak için koşturur. Diğer insanlar size ancak kötülüğü çağırırlar. Cehalete çağırırlar. Şurası şu, eğer ki teknik yani bu konu doğruysa burada çok büyük ibretler var. Yani bu yazıyı gördüm. Çok etkilendim. Nedir biliyor musun? Diri kalan şeyler kalp 10 dakika, akıl 20 dakika, gözler 4 saat, deri 5 gün, kemikler 30 gün, salih amel kıyamete kadar. Allah'ım senden hayırlı ömür istiyorum. Bizleri salih amel kapıda kapanmayanlardan eyle. Yani zaten biz biliyoruz ölüm son değil. Ölüm anında bir şeyler yaşanıyor. İşte akabinde bir şeyler yaşanıyor. Sorgu, yani insanlar eğer ki yani belli anlamda ölümün sonunda işte ölümle beraber ya azap içerisinde, eğer çok çirkin küfür üzere bir haldeyse melekler onların canını yüzlerine sırtlarını vura vura alıp onlara acı azabı tattırıyor. Yani bu biz Allah'ın ayetlerinde biliyoruz ve burada kalp 10 dakika. Yani sen 10 dakika boyunca kalbin normalde gitmiş ama sen başka bir alemde ruh şeyle, yani dünyayla o diğer alem arasındaki farkı demek ki Allah'ın takdiriyle açık seçik bu beden içerisinde de görüyorsun. Anladınız mı? Bu beden içerisinde sen dünyayla artık irtibatı kesildi. Hani dünyaya dönüşün yok. Dünyaya dönüşün olmadığı yerden itibaren sen dünya gözüyle söylenenlerin doğru olup olmadığını kalbine giriyor. Bilgi olarak yerini alıyor ve orada dünya aklı, dünya kalbiyle demek ki hissediyorsun bunu. Yani insan bütün açıklığıyla artık kaçınılmaz olarak gerçeği anladığı ve dünya haliyle, yani bu çok ibret verici bir olay. Kalp, akıl 20 dakika, yani akıl aklediyor. Gördükleri, hissettikleri, anladıkları doğrultusunda sonunu hesaplıyor ya da eğer müjdeler varsa umudu artıyor daha da. Ama akıl da belli işlemler yapmaya devam ediyor. Zaten en son orada artık o şeyler kapanacak. Yani bilgi anlamında insanın bildiği, gördüğü, düşündüğü, hissettikleri artık kapanacak. Oradası hani elektrik tamamen kesilecek. Ondan önce işte son rutuşlar diyelim. Gözler 4 saat. Bunlar çok acayip. Göz 4 saat diri kalması demek. Yani bunu ne kadar nasıl açmışlar? Bunu kestirmek belki güç ama şu açıdan çok ibret verici. Yani Allah doğruları acısın. Of 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 of. 4 saat boyunca sen kendini gözlemleyebiliyorsun. Ve olan şeyleri gözlerinle demek ki hani ne kadar da hissin nasıl yaşanıyor, artık bunları nasıl algılıyorsun, belki tamamen hani bir bu Allah katında bu gaybi konu ama sen işte kendini uzak gördün, ölüm seni nasıl yakaladı, işte etrafında nasıl göçüp gittiğini dünyadan bildiğin şey yapıyorsun. Yani dünyada nasıl göçüp gittiğini açık seçik tanık oluyorsun. Subhanallah. Yani dünyanın bir son olmadığını, dünyanın bir duraktan ibaret, bir imtihan yerinden ibaret olduğunu böylece yani görüyorsun. Yani deri beş gün, yani bu da çok acayip. Yani deri beş gün. Bugün Allah o beş günü bir insan azap içinde olsa
İşte bu dünyada, bu dünya bedeni azap çeker mi? Bu dünya bedeni de bu doğrudan bu dünyada Allah bazılarını evet ruha yükleyecek. Yeni bedende yeni ruh, yeni ruh değil, aynı ruh yeni bedende o acılar, o kaybedenler bütünüyle yaşayacaklar. Ama bu bedenler üzerinde de öyle beden hemen çürüdü gitti, öldü, ruh çıktı meselesi değil. Kemikler 30 gün yani bunlar çok ibret verici olaylar. Bunların öylesine olduğunu zannetmeyin. Yani insan neler neler yaşayacak. Gayb birçok yeri, berzah tabii ki gayb. Ama bize Allah'ın işte ayetleri doğrultusunda ve elçisi şahit tuttuğu doğrultusunda öğrendiklerimiz tabii ki değerli. Salih amel kıyamete kadar, bu güzel. Yani salih amel de Allah yolunda, Allah rızası için iyiliklerde. Bak gücü masum, yani bu köpek bir temsilidir. Senden zayıflara insan, özellikle insanlardan başlayarak tabii ki de. Tabii ki de hayvanları da dışla ama. Ama esas olan yani insanlara, mazlum, masum, ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmak gayesinde hayvanlar, yani müşkül durumdaki hayvanı bırak denmiyor. Yani bunu doğru anlayalım. Hayvanı eve alıp insanı dışarıda bırakmak, işte bu rezalet, işte bu cehalet, bu aptallık yani. Hayvanın bahçede, eğer ki bahçede, ormanda, işte denizde, gölde, nerede yaşaması gerekiyorsa doğasında yaşasın. Orada doğasını bozma, gücün yettiği kadar iyilik yap, oralara meyve ağaçları ek, tohumlar serp, işte buğdaylar çıksın, arpalar çıksın, mısırlar çıksın. Ama şey yani tutup da işte balıklarını Allah'ın izniyle arttırabildiğin kadar arttır. Diğer canlılar hepsi Allah'ın izniyle nimetlensin. Yani ama tutup da işte sen gıdayı arttırırsan işte diğer tarafta diğer canlılar, böcekler Allah'ın izniyle artacak, diğerleri onunla beslenecek. Canlılık had safhada gidecek. Tabii ki Allah yapıyor bunlar zaten yeteri kadar, ama bize de bunları yaptığı gibi bizim daha coşkulu, nimeti, rızkı çok, neşesi çok, rahmeti, hayvanlar ne kadar çok iyi bir durumda, onlara iyilik yapsak da durumda olsa inşallah o kadar rahmet de kapılar daha çok açılır. Allah'ın masum kulları, Allah çok olan kullar onlar. Şimdi bu yüzden tabii onlar kendi içinde bir Rablerle irtibatları var ve kendi dünyalarında bir imtihanları var. O bizi aşan bir olay. Yani bizi alakadar eden bir yer değil. Ama onlar hiçbir şey yapmıyorlar. Allah onlara hiçbir şey emretmiyor ya da bu işte değil. Yer gök orduları Allah'ındır. Dilediğini dilediği şekilde yönlendirir Allah. Bu yüzden de biz yani Allah'ın razı olduğu salih ameller yaparsak kendimiz adına, işte insanları doğru yola çıkaran örneklikler ortaya koymak olsun, ilim öğrenip yaymak olsun, işte eserler dost doğru Allah'ın yasası dahilinde eserler bırakmak olsun, işte tutup işte bir dağa taşa işte bir takım insanların faydalandığı yerlere ağaçlar ekmek olsun. Yani işte bu konuda insan yetiştirmek zaten en güzelidir Allah'ın izniyle. Yani akıllı olan ebedi olanın peşine düşer. Evet, Allah biliyor, başkası bilmese de olur. Hatta bazen birçok defa başkası bilmese daha iyi olur. Sen Allah'a, yani Allah'a elçisi mesela vaatte bulunurken, Allah'ım bunlar işte bu kadar bilgileri açığa çıkıyor, bu kadar konuşuluyor. Ne zaman insanlar görmeye başlayacaklar, doğruyu tutacaklar? Bir yerden sonra insan gözü tabii ki de artık insanların gerçeği görmesini arzu ediyor. Hamdolsun. Görenler görüyor, kimlerine geri kapanıyor. Bunlar hepsi bir zamana büyük bir hazırlık inşallah eseri olarak. Ama yani yeteri kadar vakti gelen hamdolsun görüyor. Ama insan yine de bu kadar inkar ediyor. Tabii ki de üzülüyor. O durum işte bu durumla Rabbime yöneldiğinde o ayet işte Allah gizli ve aşık iç dünyalarında ve dışlarda enfüs ve afakta onları gösterecek ayetlerini, onun hak olduğunu anlayacaklar. Onun dediği de bu öğrettiler, hatırlatmaları
paketler inşallah. Ama sonra diyor ki Rabbin her şey üzerinde şahit. Yani Rabbinin şahit olması yetmez mi? Elbette yeter. Gerçekten Allah bilmesi kafidir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a aittir. Bakın bu fal konusu çok çok ciddi, mide bulandıran bir olay. Bak Zodiac diye bir uydurma put yapmışlar. İşte şey üzerinde, burçlar üzerinde atıp tutuyor. Bir takım insanların hepsine hoş kelime, genel geçer şeylerden bahsediyor mesela. İşte bu bir takım genel geçerlere bakıp diğerleri haşa ilah gibi ona tabi oluyorlar. Ve bunu ciddi anlamda, bu şeytan da bu konuda ciddi bir çalışma yaptığı için hemen insanlar çekmek istiyor orada. Çünkü ciddi bir altyapı oluşmuş. İnsanlar orada sağlam bir bataklığa saplanıyorlar. Orada işte ilahları uydurmayla, Zodiac dedikleri, ya da ismine başka bir şey koyabilirler ya da başka şeyler nispet ediyorlar. Bunlar hepsi şeytanın elemanı, şeytanın tarafındaki avane tipler, boş tipler. Bunlara tutup hem yani sen ilahlık noktasında, yani sen kesin doğrudur diye ayet gibi bakacağın Allah'ın ayetleri de tabii ki. Subhanallah. Allah'ın ayetleri, Hazreti Muhammed Allah'ın selamı, esenliği, doğruluğu, nuru, rahmeti, bütün gönderilen ve onlara gönlünce bütün samimiyetle tabi olmaya çalışanların üzerine ebediyen inşallah olsun. İşte şöyle buyurdu: falcıya ve büyücüye giderek onların söylediklerine inanan, dikkat edin, söylediklerine inanan, Kur'an'ı Kerim'e inanmamış olur. Sakın bu günahı isteyip gayretinizi mahvetmeyin. Evet. Ya Allah'a iman edersin, ya uydurma ilahlara, hak ilah, ya alemlerin Rabbi Allah'ın sözlerine. Yani o bataklık, o burç bataklığı, fal bataklığı çok pistir. Bu yüzden de yani sakın şey yapmayın. Çünkü şeytan süsler oraları. Oralarda süs çoktur ve sizi kendine çekip mahvetmesi an meselesidir. Şüphesiz güçlükle beraber kolaylık vardır. İşte daraldığınızda, bunaldığınızda Allah'a sığının, mücadelenizi sürdürür. Allah'ın doğrulara yardımcı olduğunu, kafi olduğunu unutmayın. Gücünüz yettiği kadar iyiliklerde bulun. Allah yardımı geldiğinde bütün zorluklar uçar gider ve evet, yani bu dünyada hani bir tane alim demiş, bu kadar şey okudum, bundan daha hikmetli bir söz bulamadım diye. Yani Allah'ın bütün sözleri çok hikmetlidir. O da Allah'ın sözlerinden kaynaklanan, yani Allah'ın kitabından damlayan bir söz. O da Allah'ın doğrudan ayetleriyle eşdeğer tabii ki de görülür. Yani hakikat hakikattir. Tabii ki Allah'ın sözü doğrudan Allah'ın o şekilde söyleyip yazdığı için onun yeri başkadır. Ondan damlayan da yine onun bir parçasıdır. Yani nihayetinde. Ama ondan tam hem ondan damlayıp hem de uydurmalar dahil edip insanları aldatanlar işte en zalim, Allah adına yalan uyduran ve Allah'ın zalim dediği kahredici kişilerdir. Bu bir söz neydi? İşte günahların şey gider, zorluğu gider, şey günahların hazı gider, şey kalır, zorluğu, vebali kalır, şey sevapların, ibadetlerin zorluğu gider, hayrı kalır. Yani elde ecri, güzelliği kalır. Bu yüzden de yani buna çok dikkat edin. Yani siz, size zor gelir Allah'ın emrettiği şekilde işte sabretmek, onunla mücadele etmek. Ama o zaten geçecektir. İşte kolay yere bir hat alsanız da, kendi hevanıza hoş gelen yerde dalmasanız da her türlü geçecektir hayatınız. Gününüz bitecektir. Hayatınız geçecektir. Ama birinde değerinize değer kattınız. Nimet, ebedi olan nimette payınızı arttırdınız. İzzetinizi arttırdınız. Şerefinizi, haysiyetinizi, imanınızı, güzelliğinizi arttırdınız. Diğerinde alçaldınız. Belki farkında değilsiniz. Daha bu farkında olmadığınızdan dolayı daha da büyük alçalacaksınız. Dertlerin kalkınca ser bir secdet dök içine Allah'a. Evet. Alemlerin Rabbi Allah'a.
örgüler olsun. İnsanoğlu şov peşinde. İşte bu da bir kare. Allah'a dönelim. Allah'a. Allah'a. Allah'a dönelim. Allah yeter onlara. Elhamdülillah. Rabbil alemin. Sağ mesih gerçekten geldi. Sizler de siz. Kendinize iyi bakın. Hadi.